Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kiraz reçeli yapacağız arkadaşlar. Kiraz her ne kadar temizlemesi biraz zor olsa da pratik bir tarifle sizlerle bunu hemen kısa sürede temizleyeceğiz arkadaşlar. Pişirmesi de oldukça kolay bir tarif olacak. Kirazı temizlerken, çekirdeğini çıkarırken arkadaşlar ben şöyle bir bıçak ucu, sivri bir bıçak kullanacağım. Farklı aparatlarla da temizleyebilirsiniz çekirdeğini. Hemen çekirdeği çıkıyor. Ya da çay kaşıklarının arkası sivri olursa o kaşıkların arkasıyla da çıkarabilirsiniz çekirdeğini. Çok kolay çıkıyor arkadaşlar. Hem kirazın böyle formunu bozmadan, dağıtmadan, parçalamadan çekirdeğini çıkarabiliriz bu şekilde. Tekrar bir göstereyim. Çok parçalanmadan bu şekilde çekirdeğini çıkararak kirazlarınızı tüm olarak reçeli hazırlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekirdeği çok kolay çıkıyor. Altı, hem de kirazın altı parçalanmadan sonra da reçel pişirirken arkadaşlar içine şirenin dolmasıyla şişman ve dolgun bir kiraz reçeli yapmış oluyoruz bu şekilde. İkinci bir yöntem de şöyle fil tekeyle de çekirdeğini çıkarabiliriz. Ama bu biraz elimizden kaydığı için zamanımızı alabilir. Böyle de hızlıca çıkarabiliyorum çekirdeğini. Sizin de nasıl kolayınıza gelirse o şekilde çekirdeklerini temizleyebilirsiniz. Böyle de kısa sürede çekirdeklerini temizleyebilirim. Kirazlarımızın çekirdeğini temizledikten sonra şekerini ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kirazlarımız çok parçalanmadan çekirdeğini çıkardık, temizledik. Şekerini ilave ediyorum. Kirazım 2 kilo olduğu için 4 bardak şeker ilave edeceğim. Çünkü yarım kilo kadar da sapları ve çekirdeği çıktı. İkinci bardak şeker de ilave ettim. 3. Dördüncü bardağı da ilave ettim. Şekerini ilave ettikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Çok kaşık vurmadan. Zaten şeker aralarına girecektir biraz sallayınca tenceremizi. Bu şekilde yeter. Ve bir gece dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Kirazları bir gece dolapta beklettikten sonra şekeri tamamen erimiş sayılır. Hemen ocağıma alıyorum. Bu detay çok önemli. Hangi reçeli yaparsanız yapın, köpükleri mutlaka alın ve atın arkadaşlar. Reçelimiz pişene kadar bütün püf noktaları, detayları sizlerle de paylaşacağım. Reçelimizin çok güzel olması için mutlaka videomu sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Reçel pişirmek her ne kadar kolay olsa da detayları kaçırdıktan sonra güzel bir reçel yapamayabilirsiniz. İlk defa yapacak olanlar için detayları tek tek söyleyeceğim. Reçel pişene kadar. Pişirdiğimiz reçelin meyvelerin ezilmemesi için sık sık karıştırmıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Köpüğünü tamamen aldıktan sonra altını da orta ateşe getirip kaynamaya bırakıyorum. Köpüğünü alma işlemini tamamladıktan sonra şöyle rengine de bakalım. Gördüğünüz gibi hiç köpüğünü hep aldıktan sonra reçelimizin rengi bu kadar şeffaf ve güzel oluyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Reçelimizin çabucak kıvam alması için bir çay kaşığı limon tozu ilave ettim. Ve daha sonra da bir yemek kaşığı limon tozu ilave ediyorum. Eklediğimiz limon suyu ve limon tuzuyla reçelimiz hiçbir şekilde ne şekerlenecek ne de arkadaşlar kıvamı da çok mükemmel olacak bu şekilde. Siz de reçel yaparken mutlaka ekleyin, unutmayın. Limon suyu ve limon tuzunu da ekledikten sonra artık yavaş yavaş kıvamı da oluşmaya başlayacak. Rengi de bu kadar güzel, pürüzsüz bir renk oluştu. Yine de ara sıra bu kenarlara biriken köpükleri alıyoruz.
Artık yavaş yavaş köpükler de irileşmeye başladı. Kıvamına şöyle bir bakmak istiyorum. Reçelimiz pişme sürecini tamamlayana kadar hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Sadece üzerinden bu şekilde hafif hafif bastırıyoruz. Soğuttuktan sonra kıvamını şöyle bir görelim. 2-3 dakika daha kaynarsa yeterli olur. Reçelimin köpüğü tamamen irileşti artık. Bu pişmesi anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, reçelimiz kirazları hiçbir şekilde ezilmedi, dağılmadı ve tüm tüm duruyor gördüğünüz gibi. Siz de reçelinizi bu şekilde anlattığım gibi pişirirseniz hiçbir şekilde dağılmaz. Nefis reçelle pişirmiş olursunuz. Reçelimin kıvamı tam istediğim gibi oldu. Artık bu kıvam bizim için yeterli. Gerçekten güzel oldu. Böyle bir kıvam yakalarsanız reçel yaparken arkadaşlar, uzun süreli dayanabilecek bir reçel kıvamı yapmış olursunuz. Hiçbir şekilde bozulmaz. Artık reçelim pişti. Altını da kapatabilirim. Reçelimin hemen ilk sıcağı çıkar çıkmaz kavanozumuza koyuyoruz. Kavanozum yalnız kuru ve steril olacak arkadaşlar. Nemli, yaş kavanozlar kullanmayın. Reçel anında bozulur. Kışlık reçel yaptığımız için sıcak dolduruyorum kavanoza. Ve hiç kullanılmamış kabak kullanacağız bu şekilde de. Reçelimin rengi tam istediğim gibi oldu ve kıvamı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Ne çok koyu ne de çok akışkan. Reçel kıvamı bu şekilde olduğu zaman uzun süre dayanır ve hiç de bozulmaz. Gerçekten hem de çok lezzetli oldu. Reçelin renginin de bu kadar pürüzsüz ve şeffaf olması için ilk başta da söylediğim gibi köpüklerinin sık sık alınması ve köpüklerin içine karışmaması arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Bir videomun daha sonuna geldim. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.